Merhaba arkadaşlar, Türk Gücü Münşen İflas Rebil'de hepiniz hoş geldiniz. Normalde bu seride güçlü bir takımın iflas ettiğini farz edip, o takımda belli bir reyting üzeri olan oyuncuları serbest bırakıp ve onları kendi ülkelerinin en düşük ligine düşürüp tekrardan canlandırmaya çalışıyoruz. Yalnız Türk Gücü Münşen'e geldiğimizde kulüp gerçekten geçtiğimiz aylarda iflas etti. Zaten 2009'da kurulmuş bir takımda iki kulübün bir araya gelmesiyle beraber. Başkanları da Almanya'da Türk bir iş adamı Hasan Kivran'dı. Kulübün 2 milyon euro borcunu ödeyemediği için kulüp iflas etmek zorunda kaldı. Şimdi bilgileri alman bir YouTuber var Manutiele diye. Onun yaptığı videodan öğrendim. İşin özeti Hasan Kivran başkan takımı iyi yönetememiş. Her şey bu koronavirüsü döneminde liglerin durdurulmasıyla başlamış. O zaman 4. ligdeymiş Türk gücü ama liderlermiş ve lig durdurulmuş. Sanırım şampiyon hem üst lige yükseliyor hem de Doğuş Epokal'da oynuyor. Almanya'nın Zira Türkiye kupası gibi olan kupasında. Ama lig yarıda kaldığı için federal demiş Türk gücü yükselsin. ikinci bitiren takım da kupada oynasın. Türk gücü bu duruma mahkemede itiraz etmiş. Hem yükselip hem de kupaya gitmek istiyorlarmış. Çünkü kupaya katılırlarsa 137 bin euro garanti gelir elde edeceklermiş. Yalnız mahkemede istedikleri kararı alamamışlar. Mahkemeyi kötülemişler. Bunu ne kadar doğru bilmiyorum. Başkan da sürekli taktiksel anlamda da takıma çok karışıyormuş. Yani yatırımcıların gözünde negatif bir tablo oluşmuş Türk gücü münşen hakkında. Kazançlarından fazla paralar zaten harcayarak o borcada batmışlar. Hedeflerinde 2. lige direkt yükselmek varken tekrar dördüncü lige düşmüşler 3. ligden ve geçen aylarda da sonunda iflas ettiler kulüp. Ligden çekildi, 3. ligden çekildi. Şimdi bu videoda ben de takım FIFA'dan silinmeden son kez onları rebuildleyeceğim. Onlarla Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışacağım. İyi seyirler. Türk gücü Münşen'le kadromuz bu arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine 0 euromuz var ilk sezonda. Ne yapabiliriz? Elimizde bir yetenek avcısı var mı? O da yok. Altyapıdaki oyuncuları hemen değerlendirelim. A takıma yükseltemiyorum. Şunu yükseltebilirim. Şunu da alalım. Bunları alalım. Okey arkadaşlar takım çoluk çocuğa kaldığı için 15 yaşındakileri de A takıma yükseltip oynatacağız. Mecburuz. İlk sezon zaten transfer yapamayacağız. Kadroyu bir düzenleyip sezon sonuna atlatacağım. Altyapıdan çıkan geçleri e, kaleci kiralık listesine ekledik. Veni ters kanat çalıştıracağız. Perry stoper olacak. Jarvinen de bu da merkez orta saha olacak. Bunların özellikleri ona göre. Sinan Karweina. Aa, elemanın adı Sinan. Bu yarı Polonyalı falan mı yoksa? Şimdi Sinan'ı Santrfor'a çevirince 61 oldu eyvallah. Potansiyel de gösteriyor biraz sanki gelişim. Gol makinesi diye de çalıştıralım. Isaac Perry. Bu adamı stopere çeviriyorum. 6 overall birden artıyor. Bence gayet iyi oldu. Bu çocuk da potansiyel olabilir arkadaşlar. A few moments later. Arkadaşlar ilk sezonun sonu geldi ve takım İlk 10'da bitirdi gayet sağlam bitirdik yükselemedik orası ayrı yükselseydik iyi olurdu sorun değil şimdi gelecek sezon bütçemiz olacak transfer yapmaya başlayacağız takım artık yeniden para kazanmaya başladı şimdi en çok gol atan bizden var mı kimse Türpitz 14 gol atmış bravo asistlerde kimse görünmüyor kaleci Volat fena değil de Volat planlarımızın arasında değil kiradaki kaleci mesela. Şu Gutierrez bak 3 overall artırmış bile. Vissel Kobe'de kiralık. E toplam istatistiklere hemen bir bakalım. Türpitz merkez ofans forta saymış. En çok gol atan o. Forvet'teki Sinan da 13 gol 3 asist. 23 yaşındaymış ha Sinan. Isaac Perry 59 overall'a da gelmiş. Arkadaşlar bu çocukta galiba büyük potansiyel var. Hem stoper hem OF. <gülüyor> Enteresan. <laughs> Okey. Doğuş pokalda bir sürpriz yapmış mıyız? Yok. Leverkusen almış. Şampiyonlar Ligi'ni Atletico Sevilla'ya karşı almış. <laughs> Sevilla Paris Saint Germain'i elemiş. Bu arada arkadaşlar European Expansion Patch yaması kullanıyorum. O yüzden Atalanta falan görünüyordu az önce. Real Madrid Bayern Münih UEFA finalinde yenmiş. Konferans Ligi'ni de Roma almış PSV'ye karşı. Şimdi geçelim ikinci sezona bakalım kaç milyon euro kazandı takımımız. Ondan sonra da transferleri başlayacağız. One season later. Yeni sezonda bütçemiz 3 milyon. Fazla bir bütçemiz yok. Arkadaşlar Gutierrez'i tekrar kiralayacağız. Bu çocuk bizim geleceğimiz olacak. Arkadaşlar Zidane Demire bir yıllık kiralık yetki vereceğim. Arda da kiralık listesinde. Ona da yetki vereceğim. Bu Yamadaki squad file'da her oyuncu yok. Mesela Enis yokmuş. Ne yazık ki. O zaman biz Thiago Çukur'u alalım. 800 bin euro vereceğim. Watford 1.250 istedi. 950 nasıl Watford? 1350. 1150 hadi. 1200 tamam ya. Okey. Arda Güler için Fenerbahçe okey demiş. Arda geliyor. Oo Arda gelmek istemiyor. Ayıp ediyor Arda. E parasıyla alırdık. Oo paranın içinde yüzüyormuşuz. Ahmet Can Kaplan onun da sözleşmesi bitiyor arkadaşlar. Ucuza beleş. 800 bin euro veriyoruz. Trabzon kaçmadı. Hadi 950'ye 100 bin euro bize kalsın. İyi pazarlık ettiler. Tamam. 1 milyona geldi. Emre Han Gedikli. serbest. Gel abi. Okey takıma bir abi alıyoruz arkadaşlar. Caner'i az önce denedik de olmadı. Ömer Bayram'ı getirelim. Gelecek sezonda satarız. 800 bin euro. Asist kralı geliyor. 900 bin euro. Hadi Ömer. Hadi. Güzel. Arkadaşlar Arda Güler'i biz direkt kendimiz alalım ya. Yani oyuncu verip alalım. Fenerbahçe'ye şu arkadaşı verelim. Bir de 500 bin euro verelim. Ha, Fener 750'ye veriyor Arda'yı. Bedava. Bedava. Gelsin gelişsin en azından. Biz kiralık verelim Arda'yı. Sinan Karveyna. Teklifi kabul et. Sinan'ı gönderelim. Arda Güler sağ kanat olduğunda 62 overall'a yükseliyor. Arda Güler'i direkt sol kanat çalıştıralım şimdi. Arkadaşlar merkez ofansif orta saha Emre Demir. Kontratı bitiyor. Ucu ucuna gelirse oyuncu değişimi yapalım öncelikle. Niko Gorzel'i veririm Emre Demir. Artı 1 milyon diyelim. Kontratı bitiyor çünkü. Süper. Kayseri istedi Niko'yu. Kadromuz bu sezon böyle. Arda Güler sağ kanat oynayacak arkadaşlar. Umarım oynatılır. Sol kanat diye de çalıştırıyoruz. Potansiyel var. Uçar gider umarım kalecimiz bu sezon yine vallat. Umarım 3. ligden 2. lige çıkabiliriz. Direkt sezon sonunu atlıyorum. Moments later. Şimdi sezon sonu. Lan bu nasıl iş? Kovulacağız. Ayıp. Şampiyonlar Ligi Real Madrid almış bu sezon. Paris Saint Germain'e yine bir Real Madrid hüsranı. Geçen sezonun UEFA finalistleri burada yarı final oynamışlar Şampiyonlar Ligi'nde. UEFA'yı da Chelsea almış. Lazio'da Arsenal'i devirmiş konferans için. E bizim oyunculardan ne haber var? Arda Güler 11 gol. Thiago Çukur 11 gol. Emre Demir 7 asist. Arda Güler 6 asist. Arda iyi verim sağlamış. Hem gol hem asist. Overall Arda 70. Emre Demir 71. Aa ben Thiago Çukur'un gelişim planını unuttum ya. Çocuğa gol makinesi demeyi unuttuk. Emre Gedikli'ye de aynı şekilde gol makinesi demeyi unuttuk. Peki neyse toplam verim. Arda Güler en verimli oyuncu. Thiago Çukur neredeyse aynı verim. Emre Demir 5 gol 7 asist. Emre Han da 6 gol 2 asist yapmış. Ömer Bayram'a dedik asist kralı olur. 2 gol 4 asist yine fena değil. Eyvallah. Bizim kiralıktaki oyuncularımız ne olmuş? Gutierrez 65 overall. Geri çağıralım abi. Harry 6 artı 6 overall artırmış. Bu çocuğu geri çağıralım. Ya da kendisi gelir. Öyle sanırım potansiyeli yükseliyordu. Gelecek sezona geçelim. 1 season later. Üçüncü sezon. 4.2 milyon bütçe var. Oo, Serbest alayım mı? Al, al, al. Beleş. Beleşe yapış. <laughs> Arkadaşlar Ethan Laird'ın anneannesinin dedesi Türk'müş. O da Türk Gücü Münşe'nin bir parçası olmak istedi. Kendi kulübüyle sözleşme uzatmayıp bize gelmek istediği için serbestlerden onu takıma dahil ediyoruz. Ethan Lair'den sonra Fadiga'yı da getirdik. O da serbestte. 3.1 milyon değeri var. 68 over aldı. Kunu sattık. Wallat'ı sattık. Song Song Mini sattık. Song Sön Mini. Yunus Akgün'ü getirdik bir de. Sol kanada çevirdik. 69'du. Sağ orta sağda. Sol kanatta 70 overall İlk 11'imiz böyle bu sezon. Şu Perry de bizim stoper, Amerikalı stoper, Santrfor'dan stoper yaptığımız oyuncu. Full bizim takım. Yani artık hani bizim getirdiğimiz oyuncular. Hatta bizim başta bulduğumuz oyuncular Van ve Jarvinen. Jarvinen'i de sol kanada çevireceğim az sonra. Olunca 10 <laughs> overall artırdı. <laughs> Vay be. Sağ kanatta çal Bu sezon sonunda 73'ü var ya Jarvine'nin. Emre Han ve Thiago Çukur'a güveniyoruz. Onlar da bir gelişirse çok iyi olacaklar. Üçüncü sezonun sonuna atlayalım arkadaşlar. Bakalım neler oluyor. Üçüncü sezonun sonunda... Oh be. Yani ikinciyiz yükseliyoruz. Sonunda yükselebildik. Üç sezon tuttu. İflas eden takım. Çevirmesi zor olur en çok golü biz atmışız. En az golü biz yememişiz. Onu geçtim. Şampiyonlar Ligi sonunda Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'ni almış. Real Madrid penaltılarda geçebilmişler. UEFA'yı Valencia almış. Bayern Münih ikinci kez UEFA finali kaybediyor. Gol kralı. Aha Falcao. Hangi Falcao bu? B Falcao yazıyordu. Thiago Çukur 15 gol. Arda Güler 10 asist. Gutierrez'de en fazla gol yenmeyen maç. Güzel. Overallar. Arda Güler 79. Yunus Akgün 75. En yüksek overall'lı iki oyuncumuz. Jarvinen 70'e yükselmiş. Ben 72 olur demiştim. Adam bu sezon 14 overall mı artırdı toplam? Aynen. Ömer Bayram'ın overall'ı bir alt artmış ya. Ömer de 70'ti 71 olmuş. Helal. Gutierrez 70. Güzel. Leird 76. Thiago Çukur'la Emrehan biraz daha hızlı gelişse çok iyi olacak aslında. Neyse. Gutierrez'in 4 asiti var kalecimizin. Arda Güler en verimli oyuncu yine. Thiago iyi. Yunus Akgün iyiymiş. Jarvinen de 21 maçta 5 gol. Gayet iyi. One season later. Of arkadaşlar ikincilik bütçemiz mükemmel. 7 milyon euro. Bu sezon Chelsea'den tek transfer Levi Colville. Oo müthiş müthiş müthiş. Biraz daha ucuzlatalım da maaşına da para kalsın. 7 milyon. Yes. Okey Colville'de geldiğine göre sezon sonuna atlayabiliriz arkadaşlar. Takımımız bu halde. Ömer Bayram futbolu bırakıyor. Ot kalacak. Peri yedeklere geçti. Bundesliga'ya tutunabilir miyiz? İkinci Bundesliga'ya. İkinci lige. Yoksa direkt Bundesliga'ya yükseliyor muyuz? Moments later. Dördüncü sezonun sonu. Üçüncü bitirmişiz. Yükselme playoff'ı oynuyoruz. Bundesliga'ya yükselebildik mi? Vay be en az mağlubiyeti olan takımız. Çok beraberliğimiz var yalnız. Kimse bunu beklemiyordu. Doğuş Epokal. Bayern Münih. Yükseldik mi? Ah be ilk maçı kazanmışız. İkinci maçı 4-1 yenilmişiz ya. Thiago Çukur 12 gol. Emirhan Gedikli. Emrehan ya da 11 gol. Yusuf Demir asist kralına ortak. Gutierrez'de 6 tane gol yemeyen maç. Gutierrez biraz daha böyle daha fazla gol yememiş olsa yükseliyormuşuz be. Overall'lar. Arda 85. Arda uçuyor gidiyor ya kanada çevirince. Yunus Akgün neden mesela gelişmiyor? Yunus Akgün de sağ kanat diye çalıştırıyorum aslında. Şu Jarvinen 72 overall, Peri 73'e yükselmiş. Colville 76, e, Ahmetcan 75. Toplam istatistiklerde Arda yine en verimli oyuncumuz. Emrehan'da iyi gelişme var yani verim açısından bu sezon. One season later. Şimdi 5. sezonda 16 milyon bütçemiz var. Yayından yaklaşık 2 hafta sonra bitirme fırsatı buluyorum. Türk Gücü Münşen iflas revilde. Takımımızın son hali böyleydi. Sol beke ihtiyacımız var. Hazırlık turnuvasını bir atlatayım. Oradan gelen parayla beraber bir sol bek alırım. Tüm maçlarımızı kaybettik. Hazırlık turnuvası bitti. Oradan gelen parayla 17,5 milyon transfer bütçesine yükseldik. Rıdvan'a baktım çok pahalıydı. O yüzden Kerim Çalhanoğlu'ya bakıyorum. Bu çocuk iyi, ucuz. 5 milyon son teklif edeceğim 8.5 istiyorlar. 6.5 artı %25. 8.6'ya çıktı. Hadi 7.7. Tamam. Arkadaşlar bizim kalecinin gelişim planını ben libero kalecide tutmuşum. Top kontrol, vuruş, pozisyon alma, almış başına gitmiş, uçma refleks. Bu sezon uçabilir diye düşünüyorum. İyi ki onu kontrol ettim. Okey. Emrahan Gedikli transfer listesine ekledim. Teklif de geldi. Daha verimli bir forvete ihtiyacımız var. Şöyle 16.4 milyon isteyelim. 11.4 ısrar ediyor bizim imparatore. Hatırlayanlar var mı? Adam %1 verdi ya. Neyse 12.4 onu kabul etti. Okey. Okey. Emre Han'ın gidişiyle beraber paramız çoğaldı. Çünkü hedefimde Ali Akman vardı arkadaşlar. Umarım alabiliriz. Az önce aslında denedim. Emre Han artı para ama kabul etmediler Emre Ben de kendim sattım. Şimdi takas denememin sebebini de açıklayacağım. 16 küsür milyon istemişlerdi. Dedim yine onu istesinler ama daha fazla istediler bu kez. Şöyle bir şey istemişlerdi. 16.8 artı %10 falandı galiba. Böyle deniyorum kabul etmiyorlar. Yapay zekanın bizim bütçemizden haberi oluyor galiba. 17 nokta küsür verdim. Kabul etmedi. 18 milyon düz hesap. 18.6 tamam. Kabul ediyoruz. Ali Akman. İlk sezon getirememiştik. 5. sezonda getiriyoruz. Kadromuzun hali şimdi bu. Ali Akman, Thiago, Çukur ikilisi. Arda 86. Bu kez bakalım bu Nesliga'ya yükselebilecek miyiz? Moments later. Ve sezon sonunda lider, şampiyon. 21 puanla şampiyon oluyoruz. Beklenirdi. Union Berlin yükseliyor. Schalke playoff'a gidiyor. Playoff'tan Schalke yükseliyor. Doğuş Pokal. Bayern Münih yine Augsburg finale gitmiş. Şampiyonlar Ligi'ni Villarreal alıyor Liverpool'a karşı. İki hafta önce Liverpool'la Villarreal oynayacak gibi bir düşüncemiz olamazdı ama burada adamlar Liverpool'u deviriyorlar. Acaba öyle bir şey olur mu? Ali Akman 17 gol atıyor. Gol krallığına ortak. İlk sezonunda çok iyi. Thiago Çukur 15 gol. Arda Güler 14 gol. Yunus Akgün de 12 gol atmış. Asist kralı bizden değil. O da çok garip. En iyi kaleci ortak da Gutierrez. Yes bravo. Uçtu mu Gutierrez? Gutierrez 6 overall artırmış. 80 overall'a yükselmiş. Thiago Çukur 83'e yükselmiş. 79'u sezon başında. Arda Güler 88. Bu arada Ali Akman'a hiçbir şey demedim. Ama potansiyeline ulaşmış gibi görünüyor. Belki gelecek sezon gelişmeye devam eder. Gol makinası diyelim biz ona. Toplam verim Ali Akman en verimli oyuncumuz olmuş. İlk defa Arda Güler'i geçen birisi çıktı. İyi transfer oldu yani. One season later. 6. sezonda Bundesliga sezonumuzda 36 milyon vermişler başlangıçta arkadaşlar. 4 oyuncumuz Türk milli takımında. Ali Akman'ı çağırmamışlar. Ayıp etmişler. Merih Demiral'la bu işi bitirebilir miyiz? Anca paramız ona yeter. Çok para istediler. Şöyle biraz yükselelim. 45.8 çok para hala istiyorlar. 34 milyon 37.6'ya düştüler okey. 35.6'ya okey misiniz? Kabul ediyorlar. Güzel. 83 overall'a gelmiş Meri. Orkun Kökçü'yü düşündüm o da çok pahalı. Eder'e 50 küsür milyondu. Bakalım maaşı kabul edecek mi? Ediyor, ediyor. Okey takımın yeni bir kaptanı oldu şimdi. Direkt kaptanlık pozbandı ona gitti. Okey paramız kalmadı. Kadromuz güzel oldu. Bu kadro bence Bundesliga'da zorlar ilk onu. Rahat. Hemen sezon sonuna geçelim görelim. Ve sezon sonunda... Oooo! <laughs> What? <gülüyor> En az mağlubiyet alan takımız Bayern Münih'in üzerinde bitiriyoruz. İkinciyiz Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Lan 9 puanla şampiyonluk kaçmış. Bundesliga çok enteresan bir lig arkadaşlar. Almanya'da rebuild yapınca hep böyle 70, 72. Anca o kadar puanla şampiyon olunuyor. Freiburg mesela 4. bitirmiş. Onlar da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Borussia Dortmund 46 puanla bitirmiş. Küme düşenler Augsburg. Bak kupa finali oynayan Augsburg belki küme düşüyor bilmiyorum. Düşmüşler mi? Yok düşmemişler. Eee... Kupayı aldık mı o zaman? Yok. Vay Borussia Dortmund'un ikinci takımı az kadro kadar ilerleyebilmiş. Gol kralı Thiago Çukur. 20 golle. Vay be. Alakman geldi takım coştu. Alakman 12 gol atmış. Arda Güler 9 gol. Asist kralı Arda Güler ikinci. En iyi kalecide de Gutierrez ikinci. Gutierrez'in durumu nedir? 81. Thiago Çukur 85. Arda 89. Çok şaşırdım ya. Ben ilk 10 dedim zorlarız. <laughs> ikinci bitiriyoruz. Bizim kaleciyi dengeliye alayım ben. Pozisyon alması 76'da o yükselsin. Şampiyonlar Ligi Barcelona'ya gitmiş. UEFA Tottenham almış. Konferans Ligi'ni de Olimpik Marsilya almış. Toplam verim Thiago Çukur en verimli oyuncumuz. Kerim Çalhanoğlu da iyi katkıda bulunmuş. One season later. Oo, paraya gel. Hazırlık turnuvasında geçtim. Yarı finalde elendik. 87 milyon. Bu takımın üzerine birkaç transfer yapıp alabilir miyiz Şampiyonlar Ligi'ne? Sol bekimiz zayıf, defansif orta sahamız zayıf. Kalecimiz Gutierrez 81 gelişir mi bu sezon? Gelişirse gelişsin. Çocukla devam edelim. Altyapıdan çıkardık ilk sezondan beri bizde. Bir defansif orta sağ alalım. Orkun Kökçü ile ilgileniyorduk. Onu alabilirim. Feyenoord'la çok iyi oynuyor bu sezon. 50 milyon teklif edeceğim Juventus'a 71 istiyorlar. 61 milyona Orkun Kökçü geliyor. Şimdi kalan paramızla da Rıdvan Yılmaz'ı alabilir miyim takasla? 25 milyonumuz var. ...Kerim Çalhanoğlu'yu versek, üstüne bir de 18 milyon versek, aa direkt kabul ettiler. Güzel. Hala gelişim gösteriyor. Sol kanat beke çevirsem bence yükselir o vuralı. Bakalım. Yükselmedi. Defansif kanat beki diye çalıştıralım. Fizik gücü yükselsin. Bu sezon bu kadroyla bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Böyle bir Şampiyonlar Ligi grubumuz var. Bu gruptan çıkmalıyız bence. Peki çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz. Güzel. İkinci çıkmışız. İlk turda Manchester City ile eşleşmişiz. Geçmiş olsun. Ligde üçüncüyüz. Liderin 8 puan gerisindeyiz. Ali Akman'ın overall'ı gerilemiş. O nasıl olmuş lan? Ha, Ali Akman sakatlanmış. Sakatlanınca geriliyor overall. 12 maça çıkmış bakın aynen aynen. Sakatlıktan yeni geri dönmüş. Ama Thiago Çukur çok iyi çıktı ya. Okey City'ye karşı şimdi ilk maç. Thiago 87'ye yükselmiş bir ay sonrasında. Kalecimiz 83. City çok iyi görünüyor. Ama biz Türk gücü Münşeniz 1-1 bitiyor. Çok iyi skor. Yani bir sürpriz var mı? Ali Akman yeniden 80 overall'a yükselmiş. Tamam mı? Hafif yorgun 3-5 oyuncumuz ama sürpriz var mı? 1-1'in üstüne. Ooo yes işte bu penaltılarda. Penaltılara gidiyor. Nasıl penaltılara gitmiş acaba? Thiago Çukur 82'de atmış. 77'de yemişiz. 1-1'den sonra Sterling 2-1 yapmış uzatmaları. Yine Thiago Çukur eşitlemiş ve penaltılarda o kaçırmış. Ardından atan atana Sterling kaçırmış. Laird atmış. Frimpong kaçırınca City'yi böyle eliyoruz. Ve biz çeyrek finalde Milan'la işleşiyoruz. Milan manyandan dolayı iyi gelişiyor. Şimdi o Darwin Nunez galiba forvetleri. Deplasmanda ilk maç. Türk gücü Münşen 2-1 kazanıyor. Yes. Tiago Çukur ve Yunus Akgün. Şimdi Rovanş'ta yorgunuz iç sahada ama avantaj iç sağ avantajı. Hadi beyler. Ohohoho. <laughs> ah 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 nana yiyoruz Milan bizi delik deşik ediyor be rövanş maçında sezon sonunda bu sezon 3. bitirmişiz şampiyonluk 10 puanla kaçıyor kupayı Dortmund almış şampiyonlar ligini de Barcelona almış. El Clasico finali. Gol kralı Thiago Çukur mu diyeceğim? Thiago Çukur. Çocuk coştu. Arda yine her seferinde ikinci oluyor asitlerde. Bizim kaleci de yine ortak. Ali Akman keşke sakatlanmasaydı. Tek forvete geçebiliriz gelecek sezon için. Thiago Çukur 32 gol 2 asist. 8. sezon bütçeye gel, 120 milyon. Bu gördüğünüz arkadaş Cristiano Ronaldo'nun Riceni. Tüm paramızı bu çocuğa harcayacağım. Şu an 83 sezon sonunda bir 87'si var. 80 milyon değerini veriyorum, 120 milyon istiyorlar. Tüm paramızı istiyorlar. 110 milyon verelim, maaşına paramız kalsın. 110 aldım. Gonçalvo Guerra. Gol makinesi dersek uçar gider. Zaten hızlı. Adam akıllı bir yedek Center formumuz da şimdi olmuş oldu Ali Akman'la. Thiago bunun adı da Thiago yani. Portekizce biliyordur. Aslında Thiago Şükür Hollanda doğumlu mu ne? Öyle bir şey. Bu sezonki Şampiyonlar Ligi grubumuz bu. Grubumuzu lider tamamlayabilmişiz. İlk turda Juventus'la işleşmişiz. Ligde durumlar çok da kötü değil gerçi. Beşinciyiz ama 4 puan gerisindeyiz ikincinin. Guerra coşturmuş. 15 gol. 86 6 overall'a yükselmiş. İlk maçımıza gelene kadar da Thiago Çukur'u yakaladı. Okey. Ooo çok kritik. Hapishaneden kaçan Greenwood Forvet'te. Bu Rebuild'deki squad dosyası bayağı eskiydi galiba ya. Neyse güncelini buldum artık. Bu arada Güney Çakır kim lan? <laughs> Hakeme gel. Güney Çakır. Cüneyt Çakır'ın kayıp kardeşi. Okey ilk maç deplasmandayız 2-1 yeniliyoruz. Vay be hapishaneden kaçıp gelmiş 2 tane fırsatta gole çevirmiş. Rövanş maçında takımın sağ tarafı yorgun. Beyler hadi haydi. 2-0 3-0 adamlar 3-0 kazandı be. Gökdeniz Bayraktar. O ilk 11'de görünmüyordu sanki. Ya da ben kaçırdım bilmiyorum da bir tane atmış. 8. sezonda başaramıyoruz. Sezon sonunda yine şampiyon olamıyoruz. Çok acayip ya bu Bundesliga. Harbiden bak 72-74 puan dediğim gibi. Kupa geldi mi? Aa bir tane kupa kazandık. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'ne gidip almış. Villarreal UEFA'yı almış ve konferansı da Sevilla almış. İspanyollar domine etmiş. Thiago Çukur 4 kez üst üste gol kralı. En çok gol atan yine Thiago Çukur. Guerra 88 overall'a gelmiş. One season later. 9. sezonda bütçemiz daha da fazla. 140 milyon. 36 yaşındaki Oblak hala 92 overall. Lazım abi bize lazım. 25 milyon istiyorlar. 22 milyon 24 24.5'ü alıyoruz. Bu sezon şöyle yaptım. Yunus Akgün'ü sattım. Musa Diaby'i getirdim. Guardiola getirdim. Yan Oblak'a getirdik zaten. Meri artık 31 yaşında. Çok fazla gelişmeyecek. Yedeklere geçiyor. Kadro bu. Şampiyonlar Ligi grubumuz bu. Çok enteresan bir şekilde lider çıkmışız. Inter'le eşleşiyoruz. Devre arasında takımın hali bu. İlk maç. Haydi beyler. Haydi. Şu kupayı alalım artık ya. Güzel. 3-1 alıyoruz ilk maçı. Rövanş maçı 3-1'den sonra 3-2. Geçiyoruz turu yenilmemize rağmen. Çeyrek finalde Oblak'ın eski takımı Atletico Madrid ilk maç iç sahada 1-1 bir bitiyor. Çocuklar bakın 9. sezondayız hadi. Yani alalım şu deplasmandaki maçı da. Oblak eski takımından gol yeme. Yes yemiyor. 1-0 Emre Demir'in golüyle alıyoruz geçiyoruz. Yarı finaldeyiz. Yarı finalde rakip Paris Saint Germain. Kolay takım kalmamış. Donnarumma kalelerinde Zalay orada. Hmm enteresan. Rodrigo Mbappe, Callon Forvet. Hadi çocuklar deplasmanda 3-2 alıyoruz ilk maçı. Guerra hat-trick mi yapmış? Yok Thiago atmış ilk golü. 3-2'den sonra sonunda işi bitirebiliyor muyuz? Finalde miyiz? Hafif yorgunluklar var ama... 3-3 bitiyor. Oo, uzatmalarda 119. dakikada İlk sezon altyapı oyuncumuz Yarvinen atmasa penaltılara kalacağız. O hayır demiş. Mbappe 70'te uzatmalara götürmüş. Thiago Çukur tekrar bizi öne geçirmiş. Mbappe tekrar eşitlemiş durumu. Yarvinen de son noktayı koymuş. Finaldeyiz be 9. sezonda. Finalde Manchester City gelmiş. Sonunda Bundesliga'da da şampiyon olmuşuz. Sadece 2 mağlubiyet. Doğuş Pokal onu alamamışız bu sezon. Bu kez Thiago Çukur yine gol kralı olamamış. Guerra olmuş. 5 sezon üst üste olurdu. Emre Demir asist kralı. Jan Oblak en çok gol yenmeyen maç değil. Ama arkadaşlar finalde Yanobla'a teşekkür ediyoruz Gutierrez'i oynatacağım Bak başlangıçtan beri bizle olan Altyapı oyuncuları Jarvinen Koçum benim 77-77-79 Kaptanlık pazı bandı Thiago Çukur'da Phil Foden hala orada Phil Foden'ı bir ara almayı düşünüyordum almadım Paramız yetmedi Ederson hala kalelerinde Normal formalarını giysinler Florian Wirtz karşımızda Geçelim San Siro'da final. Muhammed Al Hakim hakem. Oynayalım sonunda kazanalım şu Şampiyonlar Ligi'ne. Uzun zamandır bu kadar uzun bir rebuild yapmamıştım. 9. sezondayız. Türk gücüyle şu kupayı sonunda kazanalım arkadaşlar. Takımı yeniden inşa ettik. 9 sezonda Şampiyonlar Ligi finaline getirdik. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başlıyor. Haydi beyler. Çok tehlikeli. Ferran Torres almada aman 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 bravo Orkun Kökçü hemen oynadı sol tarafta Diaby'nin önü bomboş yürü Diaby Diaby üstten Guerra lan ona gitmedi be ama top bizde mi Guerra Emre Demir uy 1-0 Emre Demir tekrar görelim voleyi şöyle Emre Demir Oo, mükemmel ya bir City şimdi cevap vermeye çalışıyor. Almada Tehlikeli olmo. Çöp olmo. Rıdvan bravo. Okey. Şimdi Thiago Çukur. Guerra'ya. Ooo süper top attı. Guerra geçer mi bu rakibini? Guerra geçmesine gerek yok. Direkt atıyor. <laughs> ah yanlış hareketi yaptım. Cristiano Ronaldo Rijen. Suyu hareketini yapacaktım. Neyse 2-0 oldu. 5 dakikada 2 gol. Mükemmel. Tehlike olabilir. Phil Foden, Gutierrez. Çok sakat. Aha gol. Aha gol. 2-1. Arda Güler sakatlandı. Kötü oldu bu gol. Neyse 3'ü bulalım biz o zaman. City yine geldi. Aa, gol de buldular Wirtz'le. 2-2 hemen. Onlar da bizim gibi kısa süre içinde 2 gol buldular da o dripling neydi orada? Ceza sahası dışı pası veren elemandan. Bravo Rıdvan. Bravo Rıdvan. Yes. Güzel. Orkun Kökçü. Açtı. Layard. Aha aradan kaçan bir Emre Demir var. Emre Demir. Guerra niye gitmedi be? Cık. Guerra niye gitmedi? Aha. İlk yarı bitmeden hocam bitirmeseydin. Arda Güler sakatlık gösteriyor. Onun yerine şu Jarvin'ini alalım arkadaşlar. Arda sakatlandı çıksın diyelim. Sol ayaklıymış. Neyse zayıf ayağı dört yıldız. Jarvinen bizi kurtardı bir yerde. Oynatalım çocuğu. Sol bekleri ileride bu Ribeiro. Şimdi aa Jarvinen'e gitmedi. Neyse top yine bizde. Bu kez Yarvinen'e gider. Emre'den süper top. Yarvinen. Yarvinen. Thiago'ya bıraktı. Thiago Çukur. Thiago Çukur. Buradan. Uuu Ederson. Yavaş biraz. 76-77 koşuyor Thiago Çukur. Ama ona bir kafa golü attırabilir miyiz kornerde? Yok. Pasa gel. Ferran Torres Gutiérrez Yes. Thiago Çukur. Thiago Ali Akman. Ali Akman Thiago Çukur'un önüne ah 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 vuruşu kalecinin üstüne. Aralardan baskı vardı. Güzel. Ali Akman Emre Demir. Emre sola bıraktı. Guerra Guerra'nın pası. Ali Akman şöyle döndü vurdu gol. Ali Akman Ali Akman Ali Akman Su diyor Ali Akman. Girdi Ali Akman golünü attı. Burada Guerra'nın pasında Ali Akman saldı döndü vurdu mükemmel vurdu. 3-2 artı 2 verildi biri geçti. Defansımızı iyi yapalım Bernardo Silva. Aha Guerra bravo. Yes 4 var mı? 4 olmasına gerek yok. Maç böyle bitecek arkadaşlar. Yes, 9 sezon sonra, 9 uzun sezon sonrasında Türk gücü Münşen Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Tabii gerçekte bu takıma ne olur bilmiyorum. Geri dönebilirler mi? Dönmezler muhtemelen. İflas ettiler. Bilgisi olan yorumlara yazabilir. Kupayı Thiago Çukur kaldırıyor. Arkadaşlar ekranda çıkan diğer videoların bir tanesini tıklayıp daha fazla rebuild izleyebilirsiniz. Çok sağ olun bunu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.